Nerede peki üç ayrı mezhep oldu? Emin olunuz üç ayrı mezhep olmasının nedeni avamı hiç ilgilendirmeyen. Asla ilgilendirmeyen, avamın hiçbir zaman ilgilenmekle bir hayır elde edebileceği bir konu olmayan ama felsefenin konuşulduğu, mantık oyunlarının yapıldığı bir dünyada belli bir ilmi platform içerisinde izahı da gerektiren konularda. Dolayısıyla başka türlü cennete girilmez. Kafir sayılırsın. Denecek hiçbir konuda bu üç mezhep, Selefilik, Eşarilik ve Maturidilik mezhebinin birbirlerinden hiçbir satır farkı yoktur. Asla farkı yoktur. Dolayısıyla bir Selefi anlayışa sahip birisi, bir Eşari, bir Maturidi sapık dediği zaman kendisi sapıktır. Talih konularda, yan konularda, yani ne gibi? Yani benim şu elimdeki şu gözlüğün camı, sapları, ondan sonra ve işte burundaki tutacakları, bunlar konusunda bir problem yok. Biri diyor ki bu sapın burası siyah olsun, öbürü diyor ki siyah olmasına gerek yok, gözlük camının renginden olsun. Gözlüğümün görmesini etkilemiyor bu. Bu en basit böyle e, sokak ağzıyla bir örnek vermiş oldum. Elbette akide konuları böyle, sokağa ağzına ince konular değil ama yani bir selefinin sen kafirsin diyebileceği bir şey yok ortada. Neden yok? Çünkü yani biri çıkıp da Allahu Teala'ya inanıyorum da meleklere inanmıyorum demiyor ki. Ya biri diyor ki Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberler arasında kadın yoktur diyor. Öbürü de diyor ki olabilir diyor. E var mı? Yok. Bunu niye konuşuyoruz? Al sana işte maturidilik değillikle eşarilik arasında bir fark. Aman Allah'ım ne büyük fark. Ama bir değerlendirme yapmak için uzun yolculuğa çıkmış alimlerin Kur'an'daki bazı ayetler üzerinde mütala yapabilmesi açısından kadından peygamber geldi mi gelmedi mi konusunu mütala etmeleri gerekiyor. Bir Müslüman olarak beni hiç ilgilendirmiyor bu. Ben bunu bilsem bilmesem ne kıyamet günü sorulacak, ne mahşerde sorulacak, ne berzak aleminde, kabirde sorulacak bir şey değil bunlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve şeriatına iman ediyor muydun? Bu. Soru budur. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberine öldükten sonra dirilmeye kadere iman ediyor muydun? Soru budur. Bil bakalım Azrail aleyhisselamın, baba adı nedir, ana adı nedir der gibi bir soru sorulur mu Müslüman'a ya? Bil bakalım Mikail aleyhisselam kaç yılında doğdu, böyle soru var mı ya? Bunlar batıl şeyler. E dolayısıyla sorulmayacak şeyleri Müslüman'a sorulacak şeyler gibi dayatmak adil değil. Binaenaleyh iddia ediyorum. Filan konuda eğer bilgin olmazsa cennete giremezsin denecek bir konu, şu üç mezhep, selefilik, eşarilik, Ma'turidilik arasında böyle bir konu yoktur. Böyle bir birine göre farz, öbürüne göre haram böyle bir konu yoktur. Fıkıh mezheplerinde bu bir çapta bulunabilir. Ama akide mezheplerinde yoktur. Ayrıntılar hep Allah'a iman konusunda değil. Allahu Teala'nın isimleri ve sıfatlarında böyle mi yorum yapalım? Böyle mi yorum yapalım? Hiç yorum yapmayalım mı konusudur. Hiç yorum yapmayanlar Ta Ebu Hanife'ye gelinceye kadar ki bütün ekoldür. Bu ümmetin ilk büyükleri hiç yapmadılar. Yapmak istemediler. Öbürleri baktılar ki sonra Ebu Hanife'den sonra gelenler rahmetullahi aleyh. Baktılar ki bu yorumsuzluk birilerine boşboğazlık getiriyor. Bunu böyle sınırlayalım dediler. Öbürleri de ya biz İmam Malik'ten böyle bir şey duymamıştık. Nereden bunu çıkardınız dediler. Ya duymadınız ama şimdi söylenmesi gerekiyor bunu işte görüyorsunuz etrafı, şartları filan gibi ben böyle sembolize ederek anlatmaya çalışıyorum dediler. Neticede aslında olmayan bir şeyin ayrıntıları üzerinde İslam büyüdü, nüfus büyüdü, coğrafya büyüdü, e, sorunlar büyüdü, ithal fikirler yığıldı. İslam toprağında bunlara karşı ümmeti Muhammed, Ebu'l-Hasen-i Reş'ari rahmetullahi aleyh bir şeyler yapmaya çalıştı. İmam Maturidi kendi yöresinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar bu ümmetin birikimi ve bir servet bu. Bu serveti birbiriyle boğuşması gereken bir noktada görmemiz şeytanı ve küfrü bırakıp birbirimizle uğraşmamızdan başka bir şey değil.